genel ifadesiyle siyasi örgütler, politik aktörler, medya ve vatandaşlar arasındaki diyalogdur. Kamuoyunun bilgisini, inançlarını ve siyasal konulardaki eylemlerini etkilemek üzere iletişimin stratejik kullanımıdır. Kendi tanımım üzerinden ifade edersem, bir siyasal görüş ya da organın etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek için zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır. Hem iletişim bilimin hem de siyaset bilimin bir alt alanıdır. Akademik çalışmalarda çok disiplinli yaklaşım benimsenmekte, sosyoloji, psikoloji, pazarlama, tarih gibi farklı bilim dallarının teori ve yöntemleri kullanılmaktadır. Politikacıların siyasi süreci kendi lehlerine etkilemeye yönelik çalışmaları, bilginin yayılmasıyla halk arasında oluşan karşılıklı etkileşimin sonuçları, politik enformasyonun oluşturulması ve iletimi değerlendirilir. Güç ve iletişim arasındaki ilişki ele alınır. Ki siyasal gücün nasıl kullanıldığını anlamak ancak iletişim süreçlerini anlamakla mümkündür. Siyasi elitlerle kitle arasındaki ilişkiler, ticari ve siyasi baskıların haber medyasının içeriğiyle bağlantısı, partizan medya ve iktidar münasebetleri, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası meseleler inceleme konuları arasındadır. Siyasal retoriğin, söylemin analizi, propaganda çalışmaları, iletişim yöntemlerinin, araçlarının oy tercihleri yahut kamuoyu algısı üstünde etkileri, medyanın çerçeveleme ve gündem belirlemeye tesiri önemli değerlendirme başlıklarıdır. Siyasal iletişim araştırmalarında partiler kadar çıkar gruplarının, yürütme, yasama ve yargı organlarının politik süreçlere etki eden diğer unsurlarında kanaat oluşumu ve karar vermedeki rolü iletişim perspektifinden değerlendirilmektedir. Siyasal iletişim, toplumsal ve teknolojik değişimlerin etkisiyle farklı evrelerden geçmiştir. Bugün yaşadıklarımızı anlamak için geride kalan dönemleri özetlersek 1850-1960 arasındaki ilk evre, yani premodern dönemde basın aracılığıyla topluma ulaşılırken siyasal elitler sınıflara göre bölünmüş, daha pasif tutumlar içindeki hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurulmuştur. 1960-90 arasındaki modern dönemde, yani ikinci evrede ise elektronik kitle iletişim araçlarıyla daha geniş topluluklara ulaşıldı, organize çıkar grupları, hükümetlerin karar alma süreçlerine katılım imkanı bularak etki alanlarını genişletti ve kamuoyu araştırmaları alanında da ilerlemeler kaydedildi. 1990-2008 üçüncü evre ya da geç postmodern dönem olarak da adlandırılan süre içinde ise özel sektör medya kuruluşları arasındaki rekabetin artışından kanal sayısı çoğalan televizyonlara, her şeyi dönüştüren bir iletişim kanalı olarak internetin eklemlenişinin politik süreçler üzerindeki etkisine, kararsız ve oy vermeyen seçmenlerin ise bu süreçte fazlalaşmasına atıf yapılabilir. Bizim şu an içinde olduğumuz 2008 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde veri kullanımına dayalı sosyal medya merkezli Obama'nın kampanyasıyla başladığı kabul gören dördüncü evrede ise üçüncü evrenin birçok özelliği devralınmıştır. Fakat çok derin bir dönüşüm ve farklılaşma da söz konusudur. Küresel siyasi ortam açısından demokrasi krizi tartışmaları yükselmekte, memnuniyetsiz kitleler çoğalmakta, dijital medya platformları birleşip birbirine bağlanmakta, adeta bir iletişim patlaması yaşanmaktadır. Bir yandan daha fazla kişiye ulaşılırken, diğer yandan mecra ve mesaj bombardımanı altında izleyiciler aşırı bilgi yüklenmesine maruz kalmakta, iletişim bolluğu, dağılma ve sunum çekiciliğini sağlama baskısı üretmektedir. Dördüncü evrede siyasi kurumlar açısından da topluma ulaşmak için iletişim araçlarına bağımlılık artmakta, söylem ve eylemlerin medyanın mantığına göre biçim alması olarak ifade edebileceğim medyasallaşma daha belirgin hale gelmektedir. Artık medyanın kendine özgü kalıpları karşısında siyasal aktörlerce konuları basitleştirme,
estetize etme veya kişiselleştirmeye odaklanılmakta, bu yaklaşım artık kampanya sınırlarını aşıp yönetim ve politika oluşturma süreçlerinde de etkili olmaktadır. Bir nevi artık medyatikleşen gerçeklik, objektif gerçeklikten daha önemlidir. Diğer taraftan dijitalleşme, insanlığa kalıcı olarak mevcut, her yerden ulaşılabilen, sınırsız siyasi bilgi, söylem ve yöntemi sunmakta, siyasal iletişimin stratejik planlamasında veri madenciliğinin kullanımı artmaktadır. Artık algoritmalar sosyal medyadaki seçimlerimizi, beğenmediklerimizi yahut beğendiklerimizi daha fazla belirliyor. Siyasi bilgiye erişimde de, tüketiminde de yeni koşullar oluşuyor. Yine siyasal iletişimin dördüncü evresinde politik yönelişler üzerinden amatörlerin, vatandaşların internet olanaklarını değerlendirerek bilhassa yürüttükleri faaliyetler, kampanyalar da etkili. Ancak asıl olarak politikanın profesyonelleşme süreci güçleniyor. Kamusal alanın parçalanması, seçmen dikkatini sağlamadaki artan rekabet, halkla ilişkiler, iletişim, medya danışmanlarından kamuoyu araştırmacılarına, reklamcılara dek geniş bir uzmanlar grubunun desteğine ihtiyacı arttırıyor. Politika profesyonelleri de artık daha farklı yöntemlerle çalışıyor. Demografik özellikler, coğrafi konum gibi ölçütlerle strateji, seçmen profili oluşturmak ile birlikte veri kaynağı olarak sosyal medya verilerinin kullanılıp psikometrik ölçümlerden, kişilik testlerinden, eğilim puanlamalarından, algoritmalardan yararlanıp karanlık reklamlar, gönderiler ve benzeri yöntemlerle de seçmenin nelerden haberdar olacağının çerçevesi daha fazla belirlenebiliyor. Nano hedefli yaklaşım olarak adlandırabileceğimiz, seçmenleri tekil özelliklerine kadar ayrıştıran, erişim sağlayan yaklaşımlar benimseniyor. Ve son olarak siyasal iletişimin dördüncü evresindeki yöneliş ve dönüşümlerin ana akım ve popülist partilerde Römer ve Gibson'ın kavramlaştırmasıyla bilimsel ve yıkıcı olmak üzere iki farklı tarzda ortaya çıktığı, her iki formun da demokrasinin geleceği açısından risk üretebileceği tespitleri dikkate alınmalıdır. Elbette yıkıcı formda yanlış bilginin yayılması, kutuplaştırmaya eğilimli tutumlar gibi kabul edilemez stratejilerin fütursuzluğu çok daha açıktır. Ancak henüz başında olduğumuz bu dönemde yüksek teknolojinin müdahaleci yönleri, hatta yabancı aktörler ve hükümetlerin manipülatif faaliyetleri, bilgisayar korsanlığı, siber saldırılar, botlar, trollerin, sahte haberlerin kullanımı gibi uygulamaların etkileri çok daha derin incelenmeli, karşılaştırmalı araştırmalara ağırlık verilip yasakçılığa savrulmadan ancak önlem almakta gecikilmeyerek insanlığın ortak çıkarları korunmalıdır.